Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan-ı Şerif'in 16. gününü idrak ediyoruz. Bu 16. sabah kuşağında yine sizlerle beraberiz. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde, sabah sohbetimizde cehennemlikler üzerine bir başlığımız var. Onu işleyeceğiz inşallah. Bununla alakalı ayet, hadis var önümde. Onları sizlerle paylaşacağım. Cehennem ceza yeri, cennette ödül yeridir. Rabbimizin vaadi böyle. Cennet, Rabbimizin emirlerine uyarak, nehilerinden kaçınarak, sınavı kazanarak, yeterli puanı alarak kazanılan bir yerdir. Cehennem de o şekilde. Ve mahşerde, büyük mahkemede, Rabbimizin hakim olduğu mahkemede yargılandıktan sonra, mizan kurulup tartılar ortaya konduktan sonra cennete veya cehenneme sevk olacak. Bunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de cenneti ve cehennemi tasvir ederken ya da cennetlikler, cehennemliklerle alakalı konular anlatılırken, mizandan bahsedilirken hep İşte kimin mizanı ağır gelirse şöyle, hafif gelirse böyle gibi ard arda gelen ifadeler var. Bugünkü anlatacağım yer de öyle. Mü'minun suresi 103. ayette mizanı hafif gelip de cehenneme gidecekler var. Yani tartısı ağır gelmiyor, hafif geliyor. Ameli yetmiyor cennete gitmeye ve cehenneme gidecek. Ondan önce 102. ayette فَمَنْ ثَغُلَتْ مَوَازِينُهُ mizanları ağır gelenler var ya, فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, onlar kurtulanlardan olmuştur. Mizanı ağır gelen, yani sağ tarafı, amel defterinin sağ tarafı, meleklerin, sağdaki meleklerine, dünyada yaşarken sağ taraftaki meleklerine efendim devamlı yazdıran, sol taraftaki melekleri tembel bırakan, sevapları ağır gelen, hasenatı ağır gelen kişi kurtulmuş olur. Yani cennet tombaladan çıkmıyor. Tesadüfen cennet yok. Kurayla ya da cennet yok. İman artı salih amel Rabbimizin merhameti. Bundan sonra 103. ayette de وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, mizanları da hafif gelirse, yani sol tarafı ağır geliyor, sağ tarafı hafif oluyor. فَاُولَٰئِكَ هُمُ فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ, İşte onlar kendilerine yazık etmiş kimselerdir. Kendilerini ziyane uğratanlardır. Fi cehenneme halidun, cehennemde ebedi kalacaklar. Buraya bir parantez açalım. Burada detay yok ama biz biliyoruz ki cehennemde ebedi olacak kalanlar imansız gidenlerdir. Küfür üzere ölenlerdir. Allah'a iman edip amel noktasında sıkıntısı olan, amelinde tembellik edenlerin elbette günahı kadar, tembelliği kadar, yapmadıkları kadar neye tekabül ediyorsa, ne kadar olacaksa cehennemde, cehennemde kalacak, ceza çekilecek. Ama iman var ise, imanlı gitmiş ise cezası tamamlıktan sonra tekrar cehenneme gönderileceğine iman ediyoruz. Muhterem kardeşlerim, bununla alakalı bir hadis-i şerif. Ramazan'ın başından beri bir iki yerde bu hadis-i şerifi size anlatmıştık. Diyor ki bakınız, yani insanı cennete ve cehenneme ne sürükler? Sorusuna cevaplardan bir tanesi. Hangi şeyler, hangi ameller? Diyor ki bakınız, Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Şöyle diyor, İnne sıdka yehdi ilel bir. Doğruluk, doğruluk iyiliğe götürür.
doğru olmak, dürüst olmak insanı iyilerden eder, iyiliğe götürür. Ve innel birre yehdi ilel cennet. İyilerden olmak da, iyi olmak da cennete götürür. Ve innel racüle leyasluhu hatta yüktebe hatta yekûne sıddîkan. Hadisin başka yerlerinde hatta yüktebe geçiyor. Burada hatta yekûne sıddîkan. Sıddıklardan yazılır. Allah katında bu doğrulardandır diye yazılır. Diyor hadis-i şerifte. İbn-i Mesud rivayetinde. Demek ki cennete götürecek amellerden, davranışlardan birisi de neymiş? Dürüst olmak, doğru olmak, yalan konuşmamak, yamulmamak. Azıcık dünya menfaatini görünce hemen yamulmamaktır. İstikamet üzere olmaktır. Bu yoldan şaşmamaktır. Evet. Dünyası yüzünden ahiretini satmamak mesela. Adam dünyalık uğruna, geçici dünya uğruna, ebedi dünyayı satıyor ya. Böyle bir alışveriş olabilir mi? Geçici dünyaya gözünü yumdun bitti dünya. O kadar yani. Bütün dünya gözünü yumdun bitiyor ya. O kadar. Hadis-i şerifin devamı. İnnel kezibe yehdi ilel fücur. Yalan ise, yalan söylemek ise kötülüğe götürür, fücura götürür. وَاِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي اِلَى النَّارِ Fücur ise, kötülük ise insanı cehenneme götürür. Yani yalanın istikameti, yönü cehennemdir. İşte bize bu oruç, içinde bulunduğumuz, Ramazan ayında tuttuğumuz bu oruç, aynı zamanda dilimize de sahip olmayı, dilimize de oruç tutturmayı öğretiyor. Değil mi? Oruç ne demekti? Kelime anlamı savumun, es-savum Arapçada oruç. Kelime manası tutmak demek, imsak. İşte oruç bize sadece mideye değil, mideyi değil, dilimize de oruç. Ramazan bize dilimize de tutturmayı öğretiyor, öğretmelidir. İdeal oruç budur. Altın oruç budur. Değil mi? Hedefimiz ideal oruç. Allah'ın en sevdiği ibadet. Yani ideal ibadet. Namazlarımız da öyle olmalıdır. İdeal namaz. Yani teneke namaz var, bronz var, bir de altın namaz var. Hedefimiz altın namaz olmalıdır. Evet. وَاِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكْذِبُ Adam yalan konuşa konuşa hatta yüktebe indallahi kezzaben. Allah katında yalancılardandır diye yazılır. Düşünsene. Allah'ın katında yalancı tayfasındasın. Yazıldın. O gruptasın. Alnına yazıldı. Yalancıdır diye yazıldı. Ve mahşer halkının içinden geçiyorsun. Allah'ın huzuruna giderken bu adam yalancı adamdır diye bir yazı var alnında. Ne yaparsın? Evet. Muhterem arkadaşlar, günün duasına geçiyoruz. Tadımlık bu ayet ve hadisler burada kalsın. Günün duası şu. Ey Allah'ım, senden sıhhat, iffet, emanete riayet, güzel ahlak ve takdire rıza niyaz ediyorum. Allah'ım, senden sıhhat, iffet, emanete riayet, güzel ahlak ve takdire rıza niyaz ediyorum. Amin. Günün fetvası. Dil alışkanlığı ile Allah, Kur'an ve din gibi kutsal değerlere küfretmek nikaha zarar verir. Soru. Maalesef toplumumuzda yaygın. Çok yerlerde böyle. Adam özellikle kızdığı zaman din, iman, Kur'an, Allah bütün dümdüz gidiyor böyle. Küfür. Havada uçuş. Evet. Çok kötü bir durum tabii. Şimdi burada bunun nikaha zararı olup olmadığı soruluyor. Cevap. İnançsızlık sebebiyle ya da dini değerlere hakaret etmek amacıyla olmasa bile sırf ağız alışkanlığıyla dinden çıkmayı gerektiren sözleri söylemek büyük bir günahtır.
ağır bir günahtır. Dine ve dini değerlere sövüyorsun. Kitaba, Kur'an'a sövüyorsun. Peygamber'e sövüyorsun. Gavur bile yapmıyor bunu ha. Ama Müslümanlardan duyuyoruz bunu. Bununla birlikte bilinçli olmadan, değil mi? Kızgınlık anında söylenen bu sözlerin dilden, dinden çıkılmayacağı için, dinden çıkılmayacağı için nikah da bozulmaz. Tabii her ne kadar dinden çıkmadıysa da, yani inkar etmedikçe dini ve dini değerleri, dinden insan çıkmaz. Ama içinde bulunduğu dine küfretmiş oluyor ki büyük günah işlemiş oluyor. Çünkü burada maksat dini değerlere hakaret etmek veya bu değerleri hafife almak değil. Şu kadar var ki bu tür söz ve davranışlarda bulunan kişinin tevbe ve istiğfarda bulunması ve tekrar böyle hataya düşmemeye gayret etmesi gerekir. Evet, takva sahipleri için hazırlanan cennet var ya, takva sahibi kişiler için hazırlanmış cenneti, cennete kimler gidecek sorusuna Kur'an-ı Kerim'de size bir, sadece bir yer gösteriyorum. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Ali İmran 134. Gizli ve açık infak edenler. Yani azlıkta da yokluk, fazlalıkta da, varken de yokken de, darlıkta da genişlikte de infak edenler dedikten sonra وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Öfkelerini tutanlar, yutanlar, öfkelendiği zaman kendini frenleyebilenler. Ne yapalım, öfkelendim o yüzden söyledim, küfrettim demek insanı kurtarmaz. Buna hakim olmayı da öğreneceksin. Kendini tutmayı öğreneceksin. Ve lafine alinnez, insanları affedenler de işte o muttakilerin, muttakiler için hazırlanan cennete gidecekler. Burada konumuz, yani öfke sebebiyle din ve dini değerlere küfreden kişi. Ya ne yapalım, beni kızdırdı, ben kızdırmasaydı ben de sövmezdim diyerek sıyıramayız. Öfkelenmeyeceksin. Öfkelenmeyenlerin yeri, bak ne diyor? Belki azimine gayet, öfkelerini tutanlar gidecek cennete. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki, asıl kahraman, asıl şampiyon güreşte rakibini yenen değildir. Güçlü kuvvetli kişi, güçlü kuvvetli kişi güreşte rakibini yenen değil, ringde rakibini deviren değil. Asıl kuvvetli, güçlü kişi öfkelendiği zaman öfkesini deviren, öfkesini yenebilen kişidir diyor. Evet, öfkelendiği zaman bunları yenmeyi bileceğiz. Bunların yolları var tabii az kardeşlerim. Mesela Efendimiz diyor ki abdesti yoksa abdest al diyor. Abdest almak insanı ne yapar? Öfkesini yener. Çünkü öfke şeytandandır. Şeytan abdestin olduğu yerde olmaz. Abdest aldığımız zaman abdest azalarımız suyla ıslandığı için şeytan ateşte yaratılmıştır. Suyun olduğu yerde şeytan olmaz. Abdest alıyorsun, azalarını yıkıyorsun. Bunun bilimsel izahları da var. Yani insan yüzünü yıkadığı zaman işte serinliyor, biraz ferahlıyor ve öfkesi dinmiş oluyor. Bu bir, abdest almak. İkincisi diyor ki Efendimiz, oturuyorsan, ayaktaysan otur diyor. Otur yani. Yani toprağa dokun, toprakla temas et. Toprak bütün elektriğini, bütün enerjini alır. O öfke anındaki senden çıkan ateş var ya, o şeytan işte, şeytandan. Onu alır diyor. Demek ki öfkelendiğimiz zaman öfkeyi tutmanın yolları abdest almak, değil mi? Güzelce abdest almak, hatta iki rekatta namaz kılmaya bak. Efendim, ayaktaysan otur. Toprağa temas et. Toprakta çıplak ayakla yürü. O elektriğini, enerjini alsın, şeytandan olan o kötü durum senden gitsin. Evet, demek ki kızdığın zaman bile olsa küfretmek bizi mazur görmez az kardeşlerim. Her ne kadar inkar etmedik işte, dinden çıkmasak da bu gibi durumlarda büyük bir günah işlemiş oluruz. Bunun yolu da Rabbimize iyi bir tövbe, iyi bir nasuh tövbesiyle tövbe edip kendimizi affettirmektir. Evet kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde burada nihayet veriyoruz. Şöyle programın sonunda bir bakalım kimler takip ediyor bizi şu an itibarıyla. Efendim, Fuat Erdoğan kardeşim Viyana'dan takip ediyor. Kendisine selam ediyoruz. Mehmet Mira Melek Güngör kardeşime selam ediyorum. Kurucu Şile'den.
Mustafa Yüksel Viyana'dan takip ediyor. Selam ediyorum. Muhammed Veysi Karataş Şanlıurfa. Selam ediyorum. Peygamberler Diyarı'na selam ediyoruz. Ercan Çiçek Karaman Köyü'nden. Mehmet Veysi dedik. Tahir Erçin Hocam. İhsan Gazi Müftüm. Selam ediyorum kendisine. O da muhtemelen biraz sonra canlı yayın sohbeti vardır. Veya geçmiştir saati. Şadan Hınç. Selam ediyorum. Kurucuşla. Ersan Kaya. Efendim selam ediyoruz. O da Esentepek Mahallesi'nden, Paşalılar Köyü'nden bizleri günlük takip ediyor. Herkese selam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bizi izlediğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için Allah hepinizden razı olsun. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.